Hazır geldik. Ne kadar şirin bir ev burası. Anne hadi içeri girelim mi? Hadi gel de bakalım. Ay çok heyecanlıyım. Valizleri kim taşıyacak? Sen yaparsın canım. Ah. Aa ben Lexi'yi alayım arabadan anne bekle. Tamam kızım ama kafesinden çıkarma onu. Peki. Gel bakalım buraya. Ay çok heyecanlıyım. Hadi Lexi. Vay. Affedersin anne geçebilir miyiz? Heh, gelin bakalım. Vay canına burada bir tane daha kapı varmış. Ne güzel. Lexi'yi çıkarayım. Canım kargolar ne zaman gelecekmiş? Adam birkaç saate gelir dedi. Ay hadi bakalım. Lexi. Lexi taşındığımız için sen de mutlu musun? Ben çok mutluyum. Ya eski evimiz zaten çöküyordu. 90'lı yıllarda yapılmıştı da o yüzden. Hadi git oda seç kendine kızım. Umarım komşularımız iyi minişlerdir. Aa bu oda güzelmiş. Burası da güzel. Bu odanın duvar kağıdına da bak. Pasta süsü mü o? Ay çok güzelmiş. Aa burada bir tane ayna var. Merhaba kendim. Kızım hadi babana yardım et. Of ya aynada kendime bakıyordum. Kızım valizin. Odanı seçtin mi? Bütün odalara baktım anne. Ve aralarından bir tanesini seçtim. Çok güzel bir duvar kağıdı var. Aa şimdi merak ettim. Tabii biz babanla fotoğraflarda gördük ama. Çok güzel bir oda. Aa aylar sonra ilk defa biri buraya taşınıyor. Ay acaba bizim yaşımızda biri var mı? İnşallah vardır vallahi. Bizim yaşımızda hiç miniş yok bu sitede. Üf ne oluyor? Hani dondurma almayacak mıydık? Yeni birileri taşınmış buraya pembeş. Ay bize ne o minişlerden? Nasıl bize ne ya? Ya bizim yaşımızda biri varsa? Varsa hemen grubumuza mı alacağız? Bence olursa alalım ya. Hem oyunlarda falan işimize yarar. Neyse ben dondurmacıya gidiyorum. Geliyor musunuz gelmiyor musunuz? Ay dışarıdan çocuk sesi mi geliyor yoksa? Aa inanmıyorum. Kumsal kızım kumsal. Ay geldim anne ikide bir bağırıp durma. Kızım senin yaşında minişler var dışarıda. Gidip onlarla oynasana. Ya beni istemezlerse? Niye istemesinler ki? Ne güzel işte. Git tanış onlarla. Bilmem ki şimdi. Kumsal, kızım senin yaşında minişler var dışarıda. İşte ben de onu diyordum. Hadi git tanış onlarla kızım. Peki tamam. İlk günden bir sürü arkadaşı olacak. Hayır, limonlu dondurma falan alamayız. Çok ekşi. Ya ama limonlusu en güzeli. Hayır, çilekli alalım. Merhaba. Ben Kumsal. Biz buraya yeni taşındık. Merhaba Kumsal, ben Deniz. Ben de Piggy. Ya senin elbisen ne kadar güzel öyle. Evet ya, ne kadar güzelmiş öyle. Teşekkürler. Ya bir de gözlerin çok güzel. Gerçekten mi? Evet çok büyükler bayıldım. Renklerin bir ayrı güzel zaten. Kızlar çok tatlısınız. Hakikaten ha krem rengi ne kadar yakışmış sana. Çok teşekkür ederim kızlar. Biz de tam dondurmacıya gidecektik gelmek ister misin? Olur tabii ki. Hadi gidelim o zaman. Benim ilk önce bir anneme haber vermem lazım ama. Git haber ver o zaman. Merhaba, seninle tanışmadık sanırım. Ben Kumsal, evet duydum.
Evet, sen kimsin? Pembiş. Çok tatlı bir adın varmış. Kızım? Bir yere mi gidiyorsunuz? Evet anne, dondurma alacağız. Peki anneciğim, sitenin dışına çıkmayın ama. Peki. Dondurma istediğinden emin misin? Evet, bir şey mi oldu? Yani gelmeden önce 5 dondurma yemiş gibi gözüküyorsun. O ne demek ya? Sen ne kadar şişko bir kızsın. Bence biraz kilo vermeye çalış, dondurmayı da yeme bizimle. Şişko mu? Evet, zaten şişkosun, üstüne de bir daha o elbiseyi giymişsin. İyice şişko gözüküyorsun. Sen bana nasıl şişko dersin ya, kendine bak. Ben ne kadar zayıfım görmüyor musun? İzik. Kumsal nereye gitti? Annesi eve çağırdı. Ya kötü olmuş. Neyse, dondurma aldıktan sonra yine geliriz. Şey mi oldu kızım? Dondurma yemeye gitmeyecek miydiniz? Anne, bana bu aptal elbiseyi neden giydiriyorsun? Bana güzel gözüktüğünü söylemiştin. Ne? Allah'ım, şişko muyum ben? Anne! Ah, kafam! İnanmıyorum. Pembiş haklı. Ben şişkoyum. Ne kadar zayıf bir minişti o. Keşke ben de onun gibi zayıf olabilsem. Gir. Anneciğim, her şey yolunda mı? Neden elbiseni öyle attın? Anne, bundan sonra sadece sebze yiyelim, oldu mu? Sebze mi? Sağlıklı mı olmaya karar verdin? Olur, bu akşam ıspanak yapmayı düşünüyordum zaten. İyi, tamam. İyisin değil mi kızım? Dışarıdaki kızlar nasılmış? Sevdim. Hepsi çok tatlı. Yani. İyi o zaman. Eğer bir şey olursa bana anlatmayı unutma, tamam mı? Anne. Efendim? Seni seviyorum. Ben de seni. Hadi yemekte görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Girebilir miyim? Baba, girebilirsin. Yatağın geldi. Beğendin mi? Aa, çok güzel, pembiş pembiş. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu kadar kaliteli çıkacağını zannetmiyordum. Güle güle kullan. Acaba yumuşak mı? Yumuşak gibi duruyor. Ah evet, bayağı yumuşakmış. Üstünde battaniye falan olsa ne güzel olurdu. Merhaba kızlar. Şişko kız geldi. Karnına da bakın, hamile gibi. Ben size demiştim kızlar. Şişko mi işlerle hayatta takılmayın. Şişko, şişko. Şişko, şişko, şişko. Aa bak, burada ne var? Sosisli ekmek. Hadi ye, anca doyarsın. Aa, sosisli ekmek olur mu sadece ya? Böyle sebze gibi bir şey yemek lazım. Dengelensin. Al. Şişko, 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 şişko. Kızım, yemek hazır. Sonunda geldin kızım. Kaç dakikadır seni çağırıyorum, ses yok. Uyuyakalmışım anne. Belli, gözlerin şişmiş. Biz babanla yemek yedik, hadi sen de ye. En sevdiğini yaptım. Sosisli ekmek.
içerisinde ekmek mi? Evet, en sevdiğin o diye. Ben pek aç değilim. Aa, neden? Sebze yap demiştin, ıspanak da yaptım. Ispanak ister misin? Ispanağı yaptım, daha sonra dondurucuyu açtım. Bir bakayım, sosis. Daha sonra senin sosisli ekmeği çok sevdiğini hatırlayınca dedim ki sosisli ekmek yapayım kumsala. Tabii istemiyorsan ıspanak da var. Hayır, ıspanak da istemiyorum anne. Ben pek aç değilim. Allah Allah, olmaz kızım, hadi ye yemeğini. Hayır, aç aç uyuyamazsın, olmaz, hadi hadi. Ay iyi, tamam tamam, hadi git odanda ye. İlk gün diye odanda yemene izin veriyorum. Normalde odanda yiyemezsin, biliyorsun. Ben bunu yiyemem ki. Kilo alırım. Lexi, bunu istiyor musun? Acıktım. Ama yiyemem. Çünkü pembiş gibi zayıf olmalıyım. Kim o? Benim kızım, girebilir miyim? Anne, şu anda biraz meşgulüm. Meşgul müsün? Evet. İyi, tamam. Babanla biz dondurma almaya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Belki daha sonra anne. Allah Allah, dondurma da çok istiyordun. Neyse, sen bilirsin kızım. Hadi sucuklu yumurta yaptım. Sucuklu yumurta mı? Bir dakika. Yiyemem ki. Canım da çok yemek istiyor. Ya da biliyor musun? Yiyeceğim. Yiyeceğim işte, yiyeceğim. Acıktım, yiyeceğim. Günaydın. Günaydın kızım. Kumsal geldi mi? Hadi başlayalım. Çok acıktım ve bir sürü yiyeceğim. Kızım, bu sabah ne kadar mutlusun. Yeni eve taşındık diye herhalde. Hem öyle hem de anne, kendimi bugün sevdiğimi fark ettim. Kendini sevdiğini mi fark ettin? Evet anne, ben kendimi seviyorum. Biri beni sevmiyorsa da kendi problemi. Ne tatlı konuşuyorsun sen öyle. Ayrıca anne, ben şişko değilim, değil mi? Hayır, tabii ki şişko değilsin. Evet, değilim. Hadi yiyelim. Zil mi çaldı? Evet, artık yeni zilimiz böyle çalıyor. Ben bakayım. Merhaba, kime bakmıştınız? Kumsala mı? Ben mi? Evet, evet, gelebilir. Kumsal, arkadaşların seni soruyor. Aa, gerçekten mi? Geliyorum. Merhaba kızlar. Merhaba Kumsal. Dün seni çok özledik. Gerçekten mi? Ya keşke dondurma yemeye gelseydim. Canım da çok dondurma istiyordu. Pembiş, arkada güldün. Bir şey mi oldu? Yani bilmem ki. Dondurma istediğinden emin misin? Evet, 3 top olsa da yerdim, 4 top da olsa yerdim. Yani sen bilirsin, kilo alma. Zaten belli, kilolusun. Kilolu, ben. Bence ben çok formunda bir minişim. Hem bence kilolu olmanın sorunu yok ki sağlıklı olduğun sürece. Ama ben daha zayıfım. Yani bütün vücutlar zaten farklı. Olsun, ben yine hepinizden daha zayıfım ve daha güzelim işte. Pembiş. Allah herkese eşit yaratmıştır Pembiş.
Sen daha güzelsin, o daha güzel diye bir şey yok. Var. Kızlar, inanmıyorum, sen ne yaptın az önce? Böyle sizi yönetmesine izin vermeyin. Hiç iyi bir şey değil. Resmen onu ezip geçtin. Yani birinin bir şey demesi gerekiyordu. Baksanıza egosu iyice uçmuş. Bir şey diyeceğim, sana şişko mu diyordu? Evet. İlk başta çok gıcığıma gitti. Ama daha sonra bir şey fark ettim. Bence kilolu olmanın suçu yok. Zaten kilolu da değilim ama kilolu olsam da sorun olmazdı. Çünkü sağlıklı bir minişim. Çok haklısın. Ben ilk buraya taşındığımda bana sürekli şişko şişko diyordu. Daha sonra bir aradan sonra umursamamaya başladım. O da artık bana şişkosun demedi. Ne? Sana da mı yaptı? Bana mı dedi? Bana da çok şişkosun dedi. Ne? Bana da aşırı zayıfsın dedi. Biraz kilo al dedi. Ölüp gideceksin dedi. Görüyor musunuz? Neyse, ben şimdilik dersini verdim gibi. Eğer yine bir şey derse bana haber verin kızlar. Hatta bence bana haber vermeyin, gidip annelerinize haber verin. Olmazsa gidip onun annesine haber verin. Ay, bunu öğrendiğiniz çok iyi oldu. Onun gibi kaba minişlere burada yer yok. Kızlar, gidip dondurma mı yesek? Dün dondurmayı yemedim ya, acayip canım çekti. Yoksa bakkala da gidebiliriz, çikolata alırız. Ay, benim canım da çikolata çekti. Benim de. Hadi o zaman gidip yiyelim. Bu arada kızlar, hepinizin vücudu çok güzel. Ya senin de. Zaten çirkin vücut diye bir şey yoktur. Hadi gidelim. Yehu, çikolata.